Demon's Souls oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün üçüncü dünyadaki boss'u öldüreceğiz. Ondan önce sesimi kontrol edip oyunu oynamaya başlayacağım. Sesimde bir sıkıntı yok gibi duruyor ama her şey gayet güzel bir şekilde çalışıyor. İnternetten 3. evrendeki boss'a baktım. Çok ciddi miktarda. Bu ne? Bunu görmedim ben daha önce. Parıldayan ışığı. Burada oturan adama ne oldu? Bunu ben öldürmedim ki. Normalde öldürünce çıkmıyor mu üstündeki meşhur mu savaşçı ruhu? Kendi kendine ölmeye karar verdi herhalde. Şimdi 6.000 paramız var. Onu bir şekilde harcayalım. Buradan kendimizi geliştirelim. Çünkü boss'u ilk öldürsemiz alamayabiliriz. Ve almak istiyorum aslında. Boss'u ilk görüşümüzde çünkü canımız full olduğu için şu an ikinci boss'u öldürdüğümüz için canımız full. Ya her boss'u öldürdüğünde canım fulleniyor tekrar. Öldüğünde hep canının yarısıyla oynuyorsun. Canımız şu an full olduğu için işte boss'u tek de öldürmek istiyorum. Dayanıklılığı arttırınca o kılıcı yani mantıken iki elle tek elle tutabilmemiz gerekiyor. O yüzden dayanıklılığı arttırıyorum yine. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Hala tek elle mi tutuyoruz bu kılıcı? Kılıcın ağırlığı %74,4 oldu. O aralıktaki şeyleri taşıyabiliyoruz ki ama normalde. Evet, demek ki yanlış anlamışız oyun. Şu meşhur mu, meşhur mu savaşçı ruhu vardı. Bunu satıp da ruh alayım. Bir ruh daha varmış. Bayağı bir ruhumuz oldu tekrardan. Başka güçlerimizi güçlendirelim. Canlılık. Büyü mü güçlendirsek? Canlılık kuvvetli güçlendirsek. Yoksa başka bir şey mi satın alsak? Bence canlılık kuvvet güçlendirelim. Umarım doğru bir karar veriyorumdur. Tekrar büyülere bakalım. Emin olamadım. Burada buradaki müziği kullanamıyorum. Değil mi gizli ruhu? Gizli ruhu kullanamıyorum. Tılsımmamalı iş. Şifa güzel olabilir aslında da tılsımımız olmadığı için mucizeyi atamayayım. Neden Groku da gerekli uzaktan bir saldırımız olmalı illaki ama diğer büyülere de bakalım. Şu efsunlu silah iyi, paramız da yetiyor ama tek bir büyü kullanabildiğimiz için uzaktan saldırabilen büyümüz kalmaz. Efsunlu silah alırsak. Bu benim çamur reşinesi gibi olması lazım. Çamur reşinesi yakıyor herhalde. Bu da o tarz bir şey olması lazım ama bizim büyümüz daha iyi herhalde bundan. Ya bizim büyümüz daha iyi değil de
bizim birimiz uzaktan saldırı olduğu için uzaktan saldırı bir büyümün olmasını istiyorum genel olarak. O zaman canlılık ve kuvveti güçlendiriyoruz herhalde son karar olarak. Güçlendiriyor. Güçlendir bunu. Ki param kaldı. Sonra ne yapabilirim? Mevkulcu geliştirebiliyor muyuz böyle? Geliştirebiliyoruz. Geliştirelim. Sertleş parçası eksik. 4 yapabilmemiz için. Mevkulcu bayağı güçlü oldu. Genel olarak. Ok alalım kendimize. Biz hangi oktan almalıyız? Ağır ok oluyor. Yani oklar buradan gözüküyor. Oklar. Ok. Soğuk bir işe yaramıyor galiba. Bir ok alayım bir tane, göreyim. Ağır ok. Ha, ok da işe yarıyor. Kısa ok bir işimize yaramıyor. Kıyık oktan da alayım azıcık. Evet, kısa oktan alayım bir. Yani kaç tane alayım maksimum? Ego 40 tane alalım. You come back alive. I need your business. Bu envanter düzeni iyi gibi duruyor. Yani geçen hazır kullandığımız envanter düzeniyle aynı. Savaşta. Parçalarla neyi yükselteceğim acaba? Depolayalım. Kullanmadığım her şeyi depolayacağım. Kısa oklar bir işimize yaramıyor. Hepsini depoladım. Bu okları alalım depodan. Zırhları yükseltemiyoruz zaten galiba şimdilik. O zaman üçüncü boss'u öldürmeye gidiyorum. Pişman olmayayım diye sonrasında üçüncü boss'u öldürdük. İnternetten azıcık izledim. Nasıl öldüreceğimi anlayamadım ama yani ne bezini biliyorum. Üçüncü boss'un. Tek seferde hallederiz çünkü tekrardan canımız full olmayacak. Zaten galiba direkt karşımıza çıkacak herhalde. Başka bir kısım yok. Ne ilerleyemiyoruz? Baş iblisi öldürdüm. Baş iblis kim ki? Leon ve Solgun bir sana geçtirmeyi. Sadece baş iblis. Öldürmüş olanlar buradan öteye geçebilir. Ya oyunun sonunda tekrar mı ilerleyeceğiz buraya? Şimdi de ilerleyemiyor muyuz? Bir dakika, internetten bakayım hemen. Baş iblis hangisiymiş? Belki öldürebildiğimiz biridir. Hemen yanımızdadır, fark etmiyoruzdur. Gördüm. Yok, biz bunu öldürmedik. Farklı bir madenci evreninde herhalde bu yaratık. Şişko bir iblisti. Yani iyi bir yarı. Şişko değil de. Bilmiyorum ha. Nasıl tarif edeceğim. O zaman Nexus'a geri dönüyorum.
Bayağı kafamda kurmuştum bu üçüncü iblis, üçüncü boss'u öldüreceğim diye ama. Su içtim. Kusura bakmayın. Madenci dünyasından oynayacağız herhalde o zaman. Canımız full olduğu için burayı tek seferde halletsek güzel olacak. Bir sakin etsin. Bayağı güçlüymüş ya sandığımdan. Bunlar büyü herhalde olanıyor ya. Madenci ibisler hep büyüyle ilerlesek güzel olabilir. Ve büyümün sonu var. O biraz kötü oldu. Bu köpekler kılıçla öldürülüyor. Genelde güzel o yüzden. Üçüncü köpek gelmedi. Onu da yanımıza çekelim. Geliyor. Kardeşin ölürse tekrar vurdum senin yüzünden. Buradaki bu ibise bulaşmak istemiyorum. Direkt geçeceğim burayı. Şöyle. Bence büyük kullandık ya. Nereden yukarısında olması lazım birisi. Ama görmedim. Arkamızdan gelmiyor değil mi o yaratık? Yok. Bu da kılıca geçelim. Ofan yiyelim bir tane. Enerjimiz bitti ya. Küçük ofan yedim. Buradan daha önce bir kere gitmiştik ama hemen ölmüştük yalnız hatırlamıyorsam. Bu bizi öldürmüyor galiba hemen. Burada ilerleyince. Buradan ilerisinde ilk defa gidiyorum. Şuraya bakıp hemen ölmüştüm. Yanlış insanlara saldırdığımız. Bu ne? Burada değerli bir eşyaya var benziyor ama tuzak da olabilir. Tam ben alırken birisi orada ok mok atar kafama diye korktum alırken gayet. Arkada bir şey bırakmadığıma emin değilim. Tekrar bakacağım her tarafa. Tamam bir şey bırakmamışa benziyoruz. Hadi ben kılıçla mı dolaşsam ya? Kendi güvende hissedemedim okla. Büyüyle. Bilmiyorum. Bize saldıracak mı saldırmayacak mı onu merak ediyorum. Onu okla mı öldürsek mi ya? Mesafe seyli vermiyor galiba ya bunu böyle böyle öldürelim. Aynen mesafe seyli vermiyor ya benziyor bu adam. Bize vurmaya. Oraya gitmek istiyorum. Aşağıdan gideceğim galiba.
Bunların kırılacağını bilmiyordum ya. Düşmanlar mı burada? Gerçi şambreşin nesi basacağım. Ne olur ne olmaz. Fazla gerildim. Bak o rüzgar sesi gibi olan şey yeni duyuyoruz. Onun da fena değilmiş güç olarak. Yukarıya tekrar nereden çıkacağım ya? Adamın üstünü aramak istiyorum. Bu kadar kırılıyor. Hızlı koşmamam yürümem gerekiyor bu kadar acaba böyle. Köpek kesin kırar ya burayı hızlı koşarak. Köpek mi bu? Yok, iblismiş. Ya bunu alınca bana saldırmazlar değil mi? Pardon, rahatınızı bozdum ama. Tam oradan koşmamak gerekiyormuş ya, bilsem koşmazdım hiç. Oralardan. Bu kim? Kesin yine buraya absoldum falan der. Burada biri yok muydu zaten? Ben mi hayal gördüm? Burada şalter var. Çekemiyoruz. He, ne yapacağımızı gösteriyor ya. Ben yoksa bizim kurtarmamız gereken biri var sandım. Kesin bu samosa gidiyordur ya. Kapı nerede? Yukarıda. Yukarıya nasıl tekrar çıkacağım? Kaybettim. Oradan keşke koşmasaydık ya. Kesin o işte öldürdüğümüz şeyde değerli bir şey vardı ama alamadık. Ben çıkacağım bulamadım hala yukarı ben. Aşağı ineyim. Bunları mı kıracağım? Çok korkuyorum. Bunları kırmaktan diyecektim, kırılmadılar. Pardon, kusura bakmayın. Şurada kapılar var. Ya bu geldiğimiz yer zaten. He, bu o boss. Tekrar aynı yere düşmüşüz ya. Arkamdan mı geliyor ya? Artık yok, gelmiyormuş daha. Oyundaki başladığımız noktaya düşmüşüz, ben şaşırdım bir an. Tekrar su içip devam ediyorum. Konuştuğum için bir yandan oynarken. Tamam, bu köprüde alemin yanlışından kırıp geçemediğimiz köprü, yürüyerek geçebilecek miyiz burayı? İşte biliyoruz ama bayağı sıkıntılı bir geç. Ama yok, savaş yolu bulduk. Tamam, buraya ilerledik, şimdi ne yapacağız? Ha, burada bir yol var karşıda. Yoksa açılan kapı işte. Ha, oraya ileriden gidebiliyormuşuz, tamam. Geri döneyim buradan. Ha, bakış açımla gece zorlandım. Oyun zor olduğu için mi güzel acaba, yoksa oyun güzel olduğu için mi güzel, merak ediyorum. Bizim boss'la karşılaşacağız. E, geri kaçamayacağız bence. Kılıcı bir reşine basalım girmeden. Son reşinemi de böyle harcadım ama. Bana vurmak isteyen biri varsa gelsin hazır. Reşineyi harcamışken. Yok galiba birileri. Bu ateş şeyini kullandığımda galiba rüzgar gibi bir ses efekti veriyor oyun. Ya da kulaklıktan mı geliyor ses, ben mi yanlış takıyorum? Bak yine geldi.
Aman Allah'ım, buralar neresi? Ne oluyor? Üstten yaratıklar düşüyor. Karşıda bir şey daha var. Almam gereken. Bu iksir ne iksiri? Acaba. Bir yaman kertenkele adamlar. Ezan yavaşlar diyecektim, hızlandı bir anda. Ama bu şeyi alayım buradan. Tekrar düşmeyecekler herhalde. Ben sınırsız buradan düşecekler sandım. Küçük ot yiyelim. Arkada bakmadık, bir şey bırakmadık galiba. Burada kalsın envanter. Buradan aşağı var. Bir de bu yoldan gitmeyelim, orada mızraklı kötü adamlar var. Ay niye lava gideyim ki? Sadece bir örnek için birisi lava gider. O zaman o merdiven ne var? Nasıl lav değil mi? O aşağıda bir şey var ama atlayıp alamam ben onu. Korkuyorum ölmekten. Aşağıdaki mavi. Bir yer, öldüğümüz bir yer gözden çıkardık denirde. Şimdi büyüyle öldüreceğim herhalde. Ben bu kadar kalabalık bir gruba dalamam. Bu kadar bireysel olduğunuzu bilsem belki dalardım. Kim geliyor arkadan? Köpek mi? Ya burada bir sis var. Bir de ilerisi var. Lan hepsiyle savaşmam mı gerekiyor ya? Büyü gücüm de bitti. Ok alayım en iyisi elime. Ben vuramıyorum. Nasıl vuramadım ya? Ben vurdum. Lan normalde galiba dalmıyor da ben vurduğum için dalıyorlar. Bir tane daha var ileride galiba. Bunu vuracak mısınız, ona göre ilerleyeyim mi? Vurmuyor, tamam, sıkıntı yok. O bakmadığımız sisin içi var galiba, bir de burası var. Hatta bakmıyorken beni arkadan ittirirsen kavga çıkar. Hemen buradan ilerleyeceğim, o sisin içine sonra gireriz. Evet, başlangıdığımız ya. Bunları öldüreyim, ileride bana zorluk çıkartacaklar. Kafasından geri sekti ya. Duruyorum aslında. Hasar vermiyor galiba okum. Ne geri sekiyor okum anlamıyorum. Bu kadar çok aldım demiştim, aslında daha fazla alabilirmiş. Tamam, bu kadar gereksiz harcamayacağım. Öldürürüm sandım ilerleyen vakitlerde. Zorluğum. Kesin ejderha var burada. Aman burası koştuğumuzda kırılan zemin. Altı sağlığına benziyor ama yine de. Altta bir şey var. Burada kolu çeviriyor. Benim derdimi çözmeye çalıştım. Asansör gibi olan şey buydu. Geldiğinde bilmem gerekiyor galiba. Başladığımız yere dönüyor. Ne oluyor? Fazla aşağı indi. Orası ilk geldiğimiz yer mi?
Herhalde. Zevkliydi bayağı yolculuk. Buradan ilerleyeceğiz şimdi. Kaçırmayalım da. Kaçırırsam ne olur diye merak ettim. Yolu değil. Tekrar yolu geri dönmem gerekir. Bir şey olmaz. Burası çok kırılacak gibi duruyor. Kayaların üstünden yürüyelim. Bir taraf boşlukta. Çünkü bu arada buranın bir işlevi yok muydu? Ben geldim buraya kadar. Burada bir şey yok. Devam yol. Devam edeceğim herhalde aşağı doğru. Güzel, en aşağıda ineceğim. Bakayım ne olacak. En aşağı hiç gitmedik herhalde o zaman. Bu aşağı gitmedik mi ya biz? İneceğim de inmeye de korkuyorum bir yandan aslında. O yüzden düşünüyorum. Neyse de aşağı dinleyelim mi sonrakini de aşağı. Dalmıyorsunuz değil mi? Yok, buraya gelmemişim daha önce bu arada. Burada bir madenci mi var? Bu diğerin, bizim madencinin bahsettiği madenci herhalde. Ama konuşmaya geçtim yanlış. Don't waste my time. If it be a blacksmith, then show me your steel. If not, then I'm busy. I'm not here to chit chat. Bu adamı takdir ediyorum. Their presence blesses the weapon. Azıcık daha vaktini boşa harcayalım. Bakalım sinirli bir şey yapacak mı, merak ediyorum. Belki iç yaşıl diğer maden gibi. If it be a blacksmith. Bunlara mı silah geliştiriyoruz? Mes kılıcı geliştirelim hadi. Böyle kalkanı hiç geliştirmedim şimdi fark ettim ama zaten kalkan kullanamıyorum mes kılıcı kullandığım için. Ekipman onarabiliyoruz galiba yine, onaralım. Mes kılıcı geliştireyim hadi. Buraya bu adam konuna göre ileride tehlikeli bir olay vardır. Burada başka bir şey unutmadım değil mi? Burada bakmadım. Ama çok tanınmış savaşçı ruhudur. O tarz eşya topladı. Ama tekrar yükseltemiyoruz ve yıkılır. Yok, yükseltemiyoruz. Çaktaş parçası ve bu eşya satmıyor. Sadece yükseltme yapıyor. Hani zırhlarımızı yükseltebileceğimiz bir yer arıyorum. Buranın da bir olayı yok gibi duruyor ve uçaktan kırılacak gibi yine, o yüzden hem o sisin içine gireceğiz herhalde. Yani burası bundan sonra artık hep böyle açık olacak mı yani? Belki artık hiç ilerisiyle uğraşmamıza gerek kalmadan direkt burada ilerleyebiliriz. Burası bizim ilk başladığımız yerle bağlanıyor ya, o yüzden öyle düşünüyorum. Burada koşmayalım. Kulcüte gelen sorun. Ha, o zaman size giriyoruz. Size girmeden önce ben bir su içip rahatlayayım. Çok gergin oynuyor. Ölürsem canım kaybolacak diye. Hadi bir büyüye elimize alalım. Bana vurmayı yetti misin? Büyü gücüm bitmiş. Unuttum büyü gücümün bittiğini. Ölmedi bir türlü adam. Ot yiyelim. Tabii ya, büyü gücümüz bitmişti.
Ona yol verir misiniz? Yanınızdan geçmek istiyorum. Bunlar saldırmıyor çoğu ama saldırır diye de korkuyorum yanından geçerken. Koku mok kokluyor mokluyor etrafı. Tamam. Bu ne? İblismiş. Tam yani dalarsa da alsın, ne yapayım. Yanından geçmeye çalışıyorum sakince. Aman ne oluyor? Ok yiyelim. Burada bir şey daha var. Almamız gereken. Çok sakin yiyiyorum. Hızlanırsam bana vururlar falan diye. İyi ki büyük cümle olsaydı ya. Azıcık. Nereye geldim şimdi? İki yol var. Orada değerli bir şey var. Oo, burası düşman kaynıyor. Ve büyük gücüm yok. Burayı halledemem. Diğer tarafa gideyim. Hem diğer tarafta eşya var bir sürü. Çok gözümü kamaştırdı burası. Buranın bir tuzak olduğunu bilmeliydim. Ot yiyelim. Bombam var bu arada, aklıma geldi. Düşmanları atabilirim. Orada kalabalık bir grup var ya. Bir tane hepsini attım, hepsi yanar muhtemelen. İlk başta aklıma gelmedi ama. Ya buraya kadar düştük mü biz? Anlamadım ki bu kadar. Hep birbirine bağlanıyor o yollar zaten. Düşmüşüz demek. Her şeyde bir tık yükselmiş oluyoruz galiba. Burası çok gergin, yavaş yürümek falan. Dalmadıklarını bilmek bile yetiyor zaten. İnsanlık ölmemiş. Saldırmadan bıraktılar falan. Tamam, belki bu sefer geçebiliriz. Eşyaları almak istiyorum. Yol komple kırıldı mı? Yol komple kırılmış. Ama hızlı ilerlemedim ki ben. Başka bir şekilde mi geleceğim? Ben yukarıdan aşağı atlayacağım buraya tekrar galiba. Sonra tekrar bir aşağı atlayıp öyle mi ilerleyeceğim? Çünkü şu taşın yukarısından da atlayıp alabiliriz bu eşyaları. Ben o kalabalık gruba gidiyor saldırmak için. Bomba yazırsın. Ne oluyor kardeş? Biraz geri kaçacağım. Otayım. Tabii ki burayı taşımak istemiyorum burada. Sıkışırız. Bu ne iksiriydi? Onu hatırlayalım. Kondisyon tazelemek için gereken süreyi arttırır. Tamam, güzel bir olaya benziyor. Ama şimdi kullanmıyorum. Tamam ya, burada bayağı can kaybettik herhalde. Çözüm bu gibi duruyor. Veya okla mı almak lazım acaba? Ne oluyor kardeşim? Atmasanıza. Taş maş. O kendilerini öldürüyorlar. En arkadakiler öndekileri öldürüyor. İyiymiş. O ses nereye giderse oraya gidiyor galiba. Okun sesi. Gözleri görmüyor bence bunların. Bir gözleri mezarda diyebiliriz. Daha fazla ok alsaydım ya.
Kayalıklı adamı öldürmek istiyorum bir an önce. Hangisi şart? Keşke attığım okları onlardan söküp geri alabilsem. Kayalık yiyeceğiz. Yani. Bu mu kayalık adam? Az okum kaldı ya. Arkadaki fenaya benziyor. Önce onu öldürelim. Tamam, hepsi öldü galiba. Yarımcık taşı parçası. Burada bir şey var, yukarıda bir şey var. Ha, yukarıdakiler şey, daha demin alamadıklarım. Bunlar üstüne tırmanamıyorduk bir şekilde herhalde. Tam buraya bir yukarıdan atlayacağız, sonra buraya atlayıp geri döneceğiz herhalde. Bu yoldan oraya. Bu yol herhalde karşıya üstte yere bağlanıyor. Lan bunun üstü, şu meşalenin üstünde bir yer var, oraya bağlanıyor herhalde. Burası kırılsa kötü olabilirdi baya. Okumuz da çok kalmadı galiba artık. Kaç okumuz var? Bitti mi okumuz? Okumuz bitmiş. Artık o kadar güvenemiyoruz. Şeydim, daha fazla satın alırdım ama. Sakince yürüyeceğim. Mikro damatesleri geliyor. Aşağıda bir yer var, tekrar oraya nasıl gideceğiz? Burada hızlı koşarak kırarsam aşağı giderim, aşağıdaki eşyaları almak için. Orası normal nereye gidiyor, buraya gidiyor. Burada hızlı koşarak aşağı düşeceğim ya o zaman. Yoksa hızlı koşarak kırılmıyor muymuş? Hızlı koşarak kırılacak sanıyordum bu kadar. Nerede köpek var herhalde, köpek havlaması geliyor. Ha, bir yolu var oraya gitmeniz güzel. Nereden itibaren? Ya bu köpek değil ya, bu yaratıklar. Beni öldürmeye gitmişler köpeği herhalde. Ben tek vuruşla öldüremiyorum, aşırı güçsüz değiller. Yaktı ortalığı bütün. Kötü yaratıksın. Daha fazla ses geliyor. Tekrar atlayacaklar muhtemelen. Yukarıdan. Yukarıda bak bir delik daha var. Bak hepsi atlamış mı? Mahvolandı. Burada bir taraf var tekrar. Yanarken daha tehlikeli. Unuttuğum bir şey var. Değilim. Unuttukları şey benim yanarken daha tehlikeli olduğum. Otum azaldı ya baya. Tekrar ölürsem buraya gelebilir miyim bilmiyorum. Buradan aşağı ineceğiz herhalde. Bir şey bırakmadık. Köpek varmış ya. Onu görmedim. Bir köpek daha var ileride. Arkası var mı onu göremiyorum. Buradan nasıl bana vurabiliyor ya? Merdiven arasından dişliyor beni. İki taneymiş. O bayağı azaldı artık otlarım. Ot bulmam lazım. Ot da sınırsam zor bulunuyor bu evrenlerde. Bu arası kırılacak gibime geliyor ya. Ya yok, kırılmıyor. Başka bir şey var mı? Buralarda yok. Buradan ilerleyeceğiz mecbur.
Ne ufak bir gerilmedim değil ama gizli bir şey yok. Bu da aşağı lava düşmeyeyim. Lava oynamak için. Lan neye göre kırıldı? Hızlı koşmaya göre salmışım değilmiş. İlk başta. Herhalde bazıları kırılıyor, bazıları kırılmıyor. Sağlamlığa göre diyebiliriz. Burada yine köpek var bence. Merdiven abla ısıracak bizi. Yokmuş. Ama saldırmak isteyen bir madenci var. Gel yukarıda savaşalım, ben aşağı gelmek istemiyorum. Burada bir şeyler var. Eşya. Diğer taraftan gireceğim herhalde buranın altına. Neyse bayağı bir ruh buldum ya. Ölürsem bile kendimi güçlendiririm diye düşünüyorum. Dalacak mı, dalmayacak mı? Dalacak. Siz dalmayı düşünüyor musunuz bana? Yoksa yol verdim diye birbirimize yol mu vereceğiz diyecektim, vurdu. Kamerası çok bazı yerlerde kötü oldu ya. Başka şeyleri görüyorum. Görmem gereken şeylerin dışında. Her önüne gelen de vuramazsın lan ama. Vuruyor. En kötü birinden atarıyor. Niye ot yemiyor? Madem yiyemedim. Şeyin üstünden mi ilerliyor? Yok. Denemeyeyim şimdi ölmeye. Ama burası boss'a açılıyor kesin. Sırtın önce sessizlik diyecektim. Ki su sesi geldi. Şimdi nasıl bir yol açtık? Kaçırdım. Bir yeri açtık ama unuttum nasıl bir yerin açıldı. Evet, burası yukarıya çıkıyor geldiğimiz yere. Ama bizim yukarıya ilerlememiz gerektiğini değilmiş. Ben yine yukarıya gidiyorum. Karşıya nasıl gideceğim acaba? Yanlış mı gidiyorum ya acaba? Şurada bir köprü var. O köprüye nasıl gideceğim? Şurada bir köprü var. Orası gitmek istediğimiz, gitmediğimiz bir yola bağlanıyor. O köprüyü izliyorum buradan aşağıdan. Oraya nasıl ulaşacağım diye bakıyorum. Orayı açmam için şu merdivene gitmem gerekiyor karşımdaki. Evet, herhalde öyle. İlerlemek için bir adım geri gitmeliyiz. Ha yine yükselmek için önce düşmemiz lazım. Ben benim bu tahtanın üstüne ilerlemem lazım bir şekilde. Tahtanın üstüne nasıl çıkacağım? Uzun atlamayacağım herhalde. Bir de buradan mesafeli bir şekilde, ha buradan geçebiliyormuşuz. İlk iyi atlamamış. Burası kırılacak herhalde. Kırılmıyor. Ne yapacağız burada? Geri döneceğiz herhalde o zaman. Tekrar geri çıkamıyor muyum? Aşağıda almadığım şeyler var ya bir sürü. Gelmemiş miydim buraya daha önce? Aşağıya atlayayım. Almak için.
Zehir direnci yüzüğü. Buradan çıkamayacağız sanırım, korktum ya. Şurada bir yol yok değil mi? Yok. Hem de burası ilerleyen makinelerde açılacak gibi geliyor. Ancak madenci iblis varmış. Buradan yavru iblisler çalışıyor herhalde. Onları zorla madene sokabilecektim. Kapı benimle aynı boydaymış. Ama fazla küçük sanki iblis için. Önce evinizin kapısı sizle aynı boy mu değil. Kapı sizden daha büyük olmalı. Neyse bunları sorgulamamalıyım herhalde. Ben aşağıda bir şeyler unuttum muyum ben? Unutmadım herhalde. Yine bu yoldan hiç gitmemiş. Burada ilerlemeye devam edelim. Gitmiş miydik? Gitmemiştik bence. Üstüne bir kayık fırlat. Bu arada buraları yakacak. Keşke bir okuma olsaydı ya. Bunu kolayca halletseydik. Orada patlayıcılar var. Beni geriyor. Patlayıcıların ama. Benim elemandan önce ben patlayıcıları kırmayayım. Patlamadan. Komik bir şey var, söyle biz de gülelim. Bu da patlayıcılara yakında bulaşmak istemiyor. Yakından çok kötü mü bakıyor? Of ye. O da şu suratımıza yemeseydik iyiydi. Ama yanarken daha tehlikeli. O yüzden ateş bize bir şey yapamaz. Şu patlayıcıları kıracağım ya, ama ben de patlamayayım. Kırmayayım hadi. Tamam, herhalde artık boss'u burada göreceğiz. Dünyanın boss'u nerede? Bayağı da ilerlemiştik gibi hissediyorum ama demek ki ilerleyememişiz yeterince. Ben koşsam bir şey olmadı lan. Aynen. Boşuna enerjimi harcadım gerçi ama. Oo, burada örümcek kalıntıları var, bayağı büyük ağlar. Bu ağı yapan kişi beni yer herhalde. Ne oldu ya? Buyur gel. Zaten kafama taş yemek istemiyorum. Çok fazla ilerledik. Ölürsem tekrar buraya kadar gelemem muhtemelen. Ot toplamam falan gerekir. O yüzden bir sonraki Nexus'a döneceğimiz taşa kadar hayatta kalmak istiyorum. Burada bir yol var ve şurada almadığımız bir şey var. Örümcek parçası. Örümcek taşı parçası. Üç çevirecek miyiz bunu? Aynen. Kıpırdamıyor gibi görünüyor. Zaten gidip açmam gerekiyor galiba. Sonra burası yükselecek ve bizi bence boss gibi bir şeye götürecek. Aman. Ben yani senin bunları çevirmemiz mi gerekecek ya oyunda? Burada nasıl açacağım ben yolu? Bence sıkışmış gibi görünüyor ama tekrar aşağı atlayayım buradan sonra. Oh, hazine sandığı gibi bir şey buldum. Öncelikle bir madenci arabasıyım. Ben bir bu yolu aramadan önce bir tuvalete gideceğim. Sonra yayına devam ederiz.
Yine devam ediyoruz. Tamam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz yayına. Ben bu sıkışıklığı nasıl hocam? Hala sıkışık mı? Halletmişiz bir şekilde herhalde, yapmamız gerekiyor. Ben bu yukarıya kalkacak sanıyordum. Aşağı iniyormuş. Hadi daha yukarısında bir şey yok zaten, bunu çekebileceğiz. Birinin arkamdan saldırmasını beklemiştim, iner inmez. Burada böyle omnibus toplanmış falan. Bu kapı ne? Burada bir yol var. Arkada da sis var. Hangisi? Burayı görmek istiyorum. Güçlü bir iblis gördüğüm anda kaçmayı planlıyorum. Ha tamam, yol kırık zaten, bundan sonra galiba ilerlemiyor. Yani yolun kısa olması iyiymiş. Yoksa merak edecektim sonuna kadar. O da mumyaya çevirmiş. Peki, kesin güçlü bir örümcek bir rakiple karşılaşacağız. Aynen bak, zırhlı örümcek yazıyor. Nasıl öldüreceğim bunu? Vurarak mı? İlerlemeden önce bir envanterimi düzenlememe izin vardır diye düşünüyorum. Umarım direkt saldırmıyordur. Bundan sonra Nexo'ya geri dönebileceğim için mutluyum ama umarım dönebiliriz. Darbeyi yakarak yapmak istiyorum onu. Ben bunun için bir darbeyi buldum ya. Tabii kafasına vurarak öldüreceğiz yarısı. Ne oldu ya? Zehirlendik ya galiba. Yavaşlık gibi bir şey oldu. Kondisyon iksiri içtim. Her şeyi biliyorum ama olmaz ki. Vurunca yavaşlık diyoruz. O kötü oluyor bayağı. Yavaşlığım geçmeyecek mi bir yerden sonra? Geçti yavaşlığım. Tabii ki vurulmayacağım herhalde. Nasıl oynayacağım ya? Yine zehirlendik. İleride okumam lazım. Nasıl bunu öldürebileceğim. Böyle de ben buradan ilerleyemedim. Öleceğim zaten. Kötü bir combo. Okey, okey. Hala zehrin etkisindeyiz ya. Ben bir koşabilsem rahatlayacağım ama zehirli olması kötü oluyor. Hayır, buna dayanmaz canım benim. Nasıl hayat bulacağım ki ben şimdiye kadar? Buradan çıkmam gerekiyor herhalde. Çıkamıyorum gibi şekilde. Gelip bulacağım herhalde bunu. Diyorum ama o da olmuyor ki. Ha, anladım nasıl öldüreceğim.
Ama ben çok geç öğrendim ya. Ulti, ulti, ulti. Ultim yetmeyecek benim bunu öldürmeye. Keşke biraz önce anlasaydım nasıl yiyince öldüreceğim bunu. Öldüm. ...2292 ruh gitti ya. Hadi bir Nexus'a dönelim. Tekrardan ot toplamam gerekecek birinci dünyayı tekrar oynayıp sonraki yayınlarda o kötü olacak. Belki onun bize tanışmamız istediği maden yerine tanıştığımız için bize yeni bir şey söyler. It's still up to his own ways, is he? Even the demons don't know what to do with him, hmm? Yeah, a sighty. Back in my younger years, I had the strength of an ox. The miners would always ask me to clear out the bear bugs, which I pummeled with my bare hands. But even I couldn't beat them. So, I lobbed them into the lava pits. I'm pretty strong myself. He's a beast, I tell you. A man must eat dragon tails and wrestle stones. Do you heed my advice? You'll avoid crossing him. I reckon he'd prove a lot more trouble than most demons. Deep inside Stonefang Mine is an ancient dragon burial ground. The bones of the dragons exude ore. Deep inside Stonefang Mine is an ancient dragon burial ground. Bu yeni bir şey söyleyeceksin ve azıcık ilerlediğimiz için. Thou seekest then touch. I keep the candles lit and so I am here for thee. Hello again. I'm keeping the bar yok. If only something could be done to help. You have a heart of gold. Lan kendimizi güçlendirelim. Sonra da tekrar birinci dünyada işte ot mod toplayıp katılıp o boss'u öldürmeye gideriz. Oraya ben gelirsem direkt altını öldürür sanıyordum üstümden üstüme zıplayarak ama aşırı da şey yapamıyormuş. Uzakta yaptığında aynısını yapabiliyormuş. Baştan başlasaydım orada altına geçip vurmaya öldürmüştüm şimdiye kadar. Büyülere bakayım tekrar. O yüzük işte... Yüzük müydü hatırlamıyorum. Bizi yüzük gibi olan şeyler var ya meşhur savaşçı ruhlarını. Bu ruhları satıp bir şey alabilirim. Are you begging for a magic? Me? But I have besides if I myself. Yok ya büyü, uzak büyü olayı mı iyi bence? Ben aşırı da büyü de harcamıyor. Bu evrendekileri çok fazla büyüye karışırsa diye o yüzden tüm bunları satıp büyü gücümü yükselteceğim. Ruhları satıp. Aşırı bir para yapmadı ya. Tahmin ettiğimden daha az yaptı. Sadece bir tık yükseltebileceğim galiba büyü gücümü bu kadar. Ben bir tık büyüğü yükseltebilirim. Bu da ok çok işe yaradı geçen el o yüzden tüm paramı oka yatıracağım. Ne ara bunları bu kadar yıpratmışım ya? Paramızı aldı. Ya, ok alamayacağım galiba. 5 ruh.
Biz hangi ok alıyorduk? Klasik ok alıyorduk. 20 ruha. No interesting. O zaman bir sonraki yayın full ok toplarız. Bir sonraki yani önümüzdeki yayından sonraki yayında o örümceği öldürmeye çalışırız. O zaman yayınımı izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum ve yayını kapatıyorum ve bölümü de sonlandırıyorum.